Olabilir. Olabilir. Bütün Power BI Türkiye Meetup kayıtlarını görüşmeleri kayıt altına alıyoruz. Eğer kayıt altına alınmayla ilgili bir çekinceniz varsa lütfen şimdiden toplantıdan ayrılmanızı rica edeceğim. Power BI İstanbul YouTube kanalında yayınlanacak çünkü bu hafta içerisinde tekrar. Evet Ahmet Hocam, söz sende. Evet. Teşekkür ediyorum. Tekrar selamlar herkese. İsmim Ahmet Uygur arkadaşlar. Şu an Pickup Technology'de servis ekiplerinin yöneticiliği görevindeyim. Aslında geçtiğimiz yıldan beri Halil Hocam'ın az önce söylediği gibi planlamaya çalıştığımız bu yarışma için nihayet bugün bir araya geldik. Bugün kısmet oldu. Arka tarafı gerçekten bayağı bizi uğraştıran, planlama için koşuşturan ve bir takım çalışmalarla herkesin gerçekten ilgisini nasıl çekeceğiz düşündüren bir şeyi var, süreci var. Günün sonunda geldiğimiz noktada hep beraberiz. Bundan çok mutluyum bu arada. Halil Hocam zaten yönlendirecektir bizi ama şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Zaten süreçle ilgili bilgi verecek. Süreç içerisinde bir ihtiyacınız olursa Halil Hocam'a, bana, keza Ayhan Hocam'a zaten ulaşabilirsiniz diye söyleyeyim. Ben Ayhan Hocam'a bırakayım sözü. Teşekkürler. Merhaba, adım Ayhan Özbay. Ben de B2P danışmanlığın yönetici ortaklarından biriyim. Ahmet Hocam'ın da söylediği gibi bir sene önce bu böyle bir fikirle böyle bir yarışma düzenleyelim diye yola çıkmıştık ama bir şekilde bugüne kısmetmiş. Önümüzdeki Ekim ayı içerisinde inşallah en başarılı olan arkadaşlarımızı burada en güzel projelerle görmeyi niyetliyiz. Bugün de işte Halil Hocam'a şimdiden sözü bırakmak istiyorum. Kendisi bize projede beklentilerimizi, taleplerimizi, ne görmek istediğimizi, bizi cezbedebilecek şeylerin ne olduğu hakkında bir fikir verecektir diye düşünüyorum. Şimdiden ben herkese başarılar diliyorum. Peki, çok çok teşekkürler katıldığınız için. Ahmet Bey, Ayhan Bey, Pickup ve B2P danışmanlık şirketlerinden yani yarışmanın sponsorlarından katıldıkları için, el verdikleri için böyle bir organizasyona çok teşekkür ediyorum herkese. Herkes tekrar hoş geldi. Şimdi ben teknik adamım, o yüzden biraz teknik konulardan bahsedeceğim. Elbette bu bir yarışma. Özellikle hedef kitlemiz genç arkadaşlar. Herkes katılabilir dedik ama özellikle genç arkadaşları hedefliyoruz. Belli bir prosedür izlemeniz gerekiyor. Eğer katılmayı düşünüyorsanız, başvurmayı düşünüyorsanız belli bir prosedürü izlemeniz gerekiyor. Ben web sitemi ekranıma bir paylaşayım. Nereden başvuracaksınız? powerbi.istanbul web sitesinden girerseniz Power BI Hackathon kısmından indirilebilir bir veri setimiz var. Nerede? Kaggle'da. Bu veri setini indireceksiniz. Bu bir Excel dosyası, bir CSV dosyası, yaklaşık 40 megabaytlık bir dosya. İçinde ne var? İçinde ekranda da görebildiğiniz sütunların olduğu bir CSV dosyası. Bu tek dosyalık ya da iki dosyalık pardon bir dosya. Neyi içeriyor? 120 yıllık bir olimpiyat tarihçesinde hangi ülkeden hangi atlet cinsiyeti, yaşı, boyu vesairesi gibi bilgileriyle hangi dallarda, hangi spor dallarında, hangi madalyaları kazandı, hangi yarışmalara katıldı vesaire gibi bir data bu. Şimdi bütün BI projelerinde karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi veriyle ilgili durumlar. Kirli olabilir, yanlış olabilir, eksik olabilir, hepsi olabilir. Bu veri setinde de benzer bir durum var. Bazı yıllarda olimpiyat datası yok. Örneğin İkinci Dünya Savaşı'na geldiği yıllarda. Bazı garip durumlar var. Bir yarışmaya girdiğiniz zaman 3 farklı madalya alıyorsunuz. Altın, gümüş, bronz. Verilen madalya sayısı eşit değil. Dolayısıyla verinin bir kısmı, verilen madalyaların bir kısmı bireysel mi verilmiş, bir kısmı takıma mı verilmiş, takıma verildiyse hem takıma hem oyunculara mı verilmiş gibi gibi. Veride böyle garip durumlar var. Bunlarla ilgili varsayımda bulunmanızı, mantıklı varsayımlarda bulunmanızı istiyoruz. Çünkü sunum için buna geldiğinizde bu durumlarla ilgili sorular olacak mutlaka. Bunu ne saydın, varsayımın neydi, o varsayım doğru mudur, değil midir gibilerinden. Artı limitli derken sadece belli bir konuyla, olimpiyat oyunlarıyla ilgili bir veri seti bu ama örneğin ülke ile ilgisi olabilecek başka veri setleriniz varsa, açık veri setleriniz varsa, bu ülkenin popülasyonu olabilir, ekonomik durumu olabilir, her şeyi olabilir.
başka veri setleriyle birleştirmekte serbestsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Orada tamamen topu size bırakıyoruz, hayal gücünüze bırakıyoruz. Ama bu 120 yıllık datanın sonucunda bizim görmek istediğimiz birkaç tane şey var. Şimdi tek bir değerlendirme kriterimiz yok bir kere. Birden fazla değerlendirme kriterimiz var ama ben spor oyunlarına izlemeye meraklı birisi olarak işte hangi ülkenin hangi spor dallarında diğerlerine göre daha avantajlı veya dezavantajlı olduğunu iyi kötü kestiriyorum. İşte Amerika basketboldadır vesaire falan ama net bir resim yok örneğin kafamda. Çıkartabiliyorsanız bunu veriden bazı şeyler sürpriz olabilir. Yani bu sadece bir görselleştirme, estetik anlamda bir model yapmanızı istemiyoruz. 120 yıllık bir olimpiyat datası, bir sürü farklı oyun tipi var, bir sürü farklı katılımcı profili var, sporcu profili var. Ok atmayla ilgili belirgin fiziksel özellikler öne çıkıyor mu, çıkmıyor mu ben bilmiyorum. Güreş yaparken kısa boylu olmak avantajlı mı? Yoksa değil mi? Ben bilmiyorum ama görmek istiyorum. Altın madalya kazanan güreşte madalya kazanan sporcuların mesela boy oranının veya boy ortalamasının diğerlerine göre karşılaşmasını merak ediyorum. Acaba kısalar mı daha avantajlı yoksa uzunlar mı? Bu soruları arttırmak mümkün. Yani burada görmek istediğimiz şey sadece bir basit matris, basit pie chart, basit bir şey değil. Gerçekten oyuncuların, kadın erkek sporcuların, bunların fiziksel özelliklerinin, bulundukları coğrafyanın, aldıkları madalya sayısıyla, madalya tipiyle ilişkili olup olmadığını bu konuyu merak eden bir insanın bütün meraklarını giderecek şekilde bir rapor seti, bir model kurmanızı bekliyoruz. Varsayımlarda bulunabilirsiniz, eklemeler yapabilirsiniz. Örneğin bir ülke puantajı yapmak isterseniz madalyalarla ilgili bir puantaj yok veride diyebilirsiniz ki yani şöyle bir örnek vereyim. 3 tane altın madalya kazanmış bir ülkenin mi puanı daha yüksek olmalı sizce? Yoksa 20 tane gümüş, 20 tane bronz madalya kazanan bir ülkenin mi puantajı daha yüksek olması lazım? Madalya tiplerine puanlar verebilirsiniz vesaire. Yani aklınıza gelebilecek her türlü mantıklı şey serbest. Tamamen size kalmış, hiçbir kısıtlama yok. Değerlendirme konuları birkaç farklı alandan oluşuyor. Birincisi Power BI'de veri modeli ne demek? Ona uygun olmak zorunda. Tek bir tablo, iki tane tablo varmış gibi gözükse de sadece o iki tabloyu değil başka tablolar da kullanmanız gerekecek. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Modelinde tarih tablosu olmayan bütün başvuruları elerim tırnak içerisinde. yani bir veri modelinin teknik değerlendirmesini içeren bir bölüm olacak. Çok fazla büyük bir veri seti olmadığı için çok da fazla zorlanacağınızı zannetmiyorum ama belli nizami kurallara mutlaka uymanızı bekliyoruz veri modelinde. İkinci konu biraz önce anlattığım şeyler. Yani gerçekten spor oyunlarına meraklı bir insan olarak belli spor dallarında, belli ülkelerin, belli fiziğin, belli ağırlığın, belli cinsiyetin diğerleriyle karşılaşmasında öne çıkan bir şeyler var mıdır, yok mudur? Bunu anlatmanızı bekliyoruz. Bir mantıklı bir şekilde tüm merak edilebilecek soruları mantıklı bir şekilde görselleştirmenizi istiyoruz. Orada da neyi nasıl görselleştireceğiniz tamamen size kalmış ama İşin bir de rapor estetiği var, bir de neyi neyle gösterirsek anlamlı olur, neyi neyle gösterirsek anlamsız olur ya da anlamak zor olur. Konuları da hem rapor estetiği hem de veri modeli teknik değerlendirmesinde olacak şeylerden bir tanesi. Bir ipucu vermiş olayım, pie chart'ı çoğumuz çok severiz ya da kullanırız. 2-3 tane farklı boyut değerinin olduğu bir sütün değerlerini pie chart'a düşürmek mantıklı olabilir. Çünkü hepi topu 3 tane farklı büyüklük görürsünüz ama 120 farklı değeri bir pie chart'a düşürseniz o dart tahtasına benzer ve hiçbir şey anlatmaz size gibi bir takım hangi soruya hangi görsellerle nasıl yanıt vermek istediğinizi de değerlendireceğiz. Rapor estetiği bunların birleşiminin bir tık grafiksel kabiliyet eklenmiş hali. Renk seçimleri bütün raporlarda önemlidir. Bazı renklerin anlamları bütün dillerde aynıdır. Kırmızı, sarı, turuncu uyarıdır. Yeşil, mavi olumlu renklerdir. Renkleri uyumlu kullanmak lazım. Atıyorum güreş sporuna bir yerde kırmızı renk verdiyseniz güreşin geçtiği bütün renkli görsellerde kırmızı olması da
kırmızı olmaya devam etmesinde fayda var gibi gibi basit kuralları olan bir konu ama biraz grafik kabiliyeti veya göz mü diyeyim bilemiyorum. Ben o anlamda çok fazla yetkin birisi değilim, kabiliyetsizim diyelim. Estetik görünümünde değerlendireceğiz. Tüm yapılan başvurulardan 3 finalist seçeceğiz. Buradaki arkadaşlarla Ayhan Bey'le, Ahmet Bey'le ve Microsoft'tan Mustafa Aşıroğlu'yla birlikte bu 4 farklı konunun 3'ü üzerinden 3 tane finalist belirleyeceğiz. Bu finalistleri Microsoft Türkiye ofisinde ne zaman? 11 Ekim'de ağırlayacağız. Eğer bu projeye katılmak istiyorsanız bu datasetini indiriyorsunuz. Bu anlatmaya çalıştığım konular, özellikler üzerinden nasıl bir model kurarsanız kurun. Bunu öncelikle LinkedIn'de paylaşımda bulunuyorsunuz. Onu nereye yazdım? Onu da bu kısma yazdım. Kurduğunuz modeli videosunu çekebilirsiniz, görsellerini koyabilirsiniz, hiç fark etmez. Sponsorların tamamını etiketleyerek önce lütfen LinkedIn'de paylaşın. Bu paylaşımda bulunduktan sonra PBI Power BI İstanbul adresine lütfen bir e-mail atın. Modelinizi e-mailde gönderebilirsiniz, OneDrive linki iletebilirsiniz, hiç fark etmez hangisini arzu ederseniz. Ama buradaki başvuru formunu en geç 30 Eylül tarihine kadar doldurmanız gerekiyor. LinkedIn paylaşımı yaptınız, Power BI İstanbul adresine e-mail attınız, başvuru formunu doldurdunuz, modelinizi gönderdiniz. 30 Eylül itibariyle başvurular bitiyor, tamamlanıyor. Biz 7 Ekim'de öncelikle LinkedIn'de olmak üzere kazanan, finale kalan bütün her 3 ekibi veya arkadaşı anons edeceğiz, duyuracağız. Kendilerini Microsoft ofisine davet edeceğiz. Saatini belirlemişiz. 11 Ekim 2023 saat 4'te bu finale kalan arkadaşların Microsoft Türkiye ofisine gelmelerini bekliyoruz. Ne yapacaklar? Son bir değerlendirme konusu daha var. Yaptığınız raporları nasıl anlattınız? Nasıl sunuyorsunuz? Her şey güzel olmuştur ama sunum çok heyecanlısınızdır. Eksi puan kırılabilir. Heyecanlanmayın. Heyecanlanmaya gerektirecek bir durum da yok. Tam aksine olumlu anlamda heyecanlanmaya gerektirecek bir durum var. Son konuda, son değerlendirme konusu da bu şekilde proje sunumu. Bu 4 konunun 4'ü de 3 aşağı 5 yukarı benzer ağırlıkta, öyle olduğunu söyleyebilirim ama bir sıralama yapmak gerekirse bize bir şey anlatmayan, bir merakımızı gidermeyen veya bir sorumuza cevap vermeyen, sırf renkli görsellerin olduğu bir model bence hiç çekici değil. Öncelikle insight ve ne anlattığı, gerçekten bir şeyi anlatıp anlatmadığı önemli. Anlatıyorsa sonra ben veri modelini koyacağım. En sona estetiği koyacağım ama belli bir çıtayı her halükarda tutturmamız gerekiyor zaten tüm modellerde ama süper uçan kaçan animasyonlar benim adıma çok fazla etkileyici değil. Raporun görünümünü çok pozitif etkiliyorsa ayrı bir şey tabii. Ama bu konular değerlendirme konumuz. 3 finalistin de 15'er dakika, 20'şer dakika projesini, yaptığı raporları anlatmasını isteyeceğiz. Ve sıralamaya orada karar vereceğiz. Kim karar verecek? Sponsorlar, ben olacağım, Mustafa Aşıroğlu olacak. Microsoft Türkiye'den üst düzey yöneticiler olacak. Sıralamayı o son sunum toplantısından sonra yapacağız. Kazanan 3 arkadaşa veya 3 ekibe tek katılabilirsiniz, birden fazla kişiyle katılabilirsiniz, bir ekip olarak katılabilirsiniz. Bir arkadaş estetik tarafta çok iyi olabilir, diğeri veri modeli ve diğer konularla ilgili çok iyi olabilir. Ekip olarak da katılabilirsiniz ama ekip de katılsanız, tek de katılsanız ödül tek, onu söyleyebilirim. Her 3 finaliste de birer Dell marka, yanlış hatırlamıyorsam, laptop hediye edeceğiz. Artı bu işin maddi ödül kısmı. Artı ben şunu söyleyebilirim, bu tür platformlara katılıyor olmak, sizin yaptığınız çalışmanın belli bir seviyenin üstünde olduğunu gösteriyor olmak kariyeriniz için faydalı olacaktır mutlaka. Artı bizim sponsorlarımız Pickup'ta, B2F'de, ERP gibi Microsoft'un diğer bütün iş hayatında kullandığımız uygulamalarını uygulamalar üzerine proje yapan şirketler.
Eğer gözleri sizi tutarsa işe de alabilirler, önerebilirler, onu da söyleyeyim. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Ben paylaşımı ekran paylaşımını kapatayım mı kalsın mı karar veremedim bir an için. Şu zaman planını bir kez daha tekrarlamış olayım. İstediğiniz zaman başvurabilirsiniz. En geç hemen 30 Eylül tarihine kadar, gerisi bizde. 7 Eylül'de finalistleri duyuracağız LinkedIn'de. 11 Ekim'de de proje sunumlarından sonra sıralamaya karar verip ödüllerini vereceğiz arkadaşlar. Okay. İnternetinizde sorun yoksa herkes dilediği gibi kamerasını açabilir. Sorunuz varsa, sormak istediğiniz varsa, açıkta bıraktığım bir nokta varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa bizim anlatmadığımız, sormak için mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz. Herkesin genç olduğunu varsayıyorum. Ben de biraz yaşlı hissediyorum bugün kendimi. Yorgunum. O yüzden Rıfat diyeceğim. Rıfat söyle. Teşekkürler hocam. Sor sorunu. Kusura bakmayın, kamera açamıyorum. Biraz mobil bir ortamdan katılıyorum şu anda. Sorun değil. Benim şöyle bir sorum olacak hocam. Normalde ben işim gereği yurt dışında yaşıyorum. Yurt dışında ikamet ediyorum ama yine de katılmayı düşünüyorum. Sunum için online bir istisna veya online sunma şansım olur mu finale kaldığım durumda? Online sunabilir misin? Bunu hiç düşünmemiştik aslında. Sunabilir mi arkadaşlar? Teknik olarak mümkün olabilir ama vallahi izin verirseniz ben çok memnun olurum hocam. Güzel de çalışmayı planlıyorum. Yok açıkçası. Yok, biz de zaten şey isteriz. Yani her türlü kolaylığı yapmak isteriz. Yapılabilecek tarzda olduğu sürece hiç sorun değil. Sponsorlara sormak lazım. Ya ben şöyle bir yorum yapacağım. Rıfat, öncelikle katılmanı bekleriz. Onu söyleyeyim. Umarım güzel de bir şey çıkartırsın. Sadece bizim orada özellikle katılacak olan arkadaşlar Microsoft'un Türkiye ofisinde ağırlamak gibi bir şeyimiz vardı. Microsoft Türkiye'deki üst düzey yöneticilerin de aslında birebir fiziksel olarak görebilmesi adına bunu düşünerek özellikle öyle bir organizasyon planlamıştık. Senin bulunduğun konum itibariyle bunu yapman çok mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Hangi ülkedesin Rıfat? Ben Karadağ'dayım, Balkanlar'da. Vallahi şimdi uçak bileti ayarlasan 80 pound'a bulursun. Maalesef. Ben şu an aslında Türkiye'de bulunuyorum. 430 euro bandı bir şey almıştım, söylemesi ayıp. Biletler bu aralar uçuk durumda hocam. Aynen hocam, sen ne diyorsun? Yani şöyle yapalım. Bence bir başvurular gelsin, sonucu görelim. Onun sonrasında hani o ortamda interaktif bir şekilde soru cevabı biri hani şey yapabilir, çevirebilir, dinleyebilir, ortama anlatabilir. Bilmiyorum. Bence bir başvurular gelsin. Evet. Sonrasında karar verelim derim ya. Aynen. Ben kendi adıma gelmeni beklerim ama açıkçası. Evet, yani yüzle tanışmak isterim. Fiziksel olarak tanışmak isterim kendi adıma. Onu söyleyeyim. İstersen her halükarda yani, sen gelirse mutlaka hocam. Ben de isterim ziyaret etmeyi ama sen mutlaka başvur. Bir finale kal. Umarım kalırsın. O zaman tekrar konuşuruz bunu. Evet. Aynen öyle. Anlaştık. Çok teşekkürler zamanınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kamala, konuşabiliyor musun? Mikrofonunda sorun yoktur umarım. Demin internet problemi var demiştim. Seni dinleyelim. Gayet güzel bir model. Gayet güzel görünen diye düzeltiyorum. Daha henüz incelemedim, bakmadım. Sadece görüntüler üzerinden değerlendiriyorum. Ama gayet hazırlanılmış ve çalışılmış bir model izlenim verdi. Yayınlayan ilk kişi de sensin. Başvuru epey var ama LinkedIn'de bunu yayınlayan ilk kişi sensin. Sen söz almak ister misin? Sorun var mı? Teşekkür ediyorum. İlk önce Türkçe çok da konuşamıyorum. Azerice konuş, biz anlarız seni. Boş ver, sorun değil. Nasıl istiyorsan. Teşekkür ederim. Bu böyle bir proyekt teşkil ettiğin için. Ve ben hazırlamazdan evvel aslında size LinkedIn'de yazdığımda artık bitirmeye üzereydim. Ve size yazdım, soruştum ki bəs Azerbaycan'dan katılmak mümkündür mü yoksa yok. Siz de çok sağ olun, cevablandırdınız ki bəli mümkündür, elbette katılabilirsin. Hazırlamak aslında benim yani hazırda işleyirəm. İşlediğim zaman daha çok da fırsatım olmur, ancak akşamlar
mesela fırsat olur ki bir şeyler hazırlayayım. Bir hafta mı aldı? En çok geceler hazırlayabilirdim. Ben biraz görsel olarak görüntüye çok fikir veririm. Mesela renk tonları, arka fon, bunlar benim için çok önemlidir. Yani ilk baxanda insanın dikkatini çeksin istəyirəm. Hazırladım dashboardlarda. Maksimum dərəcədə ona çalışdım. Eline sağlık. Çok güzel gözüküyor. Teknik olarak incelemedim ama görüntüleri gayet güzel. Ben kendi adıma da estetikle ilgili, görünümle ilgili bir şey söylemek istesem, hani çok kabiliyetli bir insan değilim o anlamda ama belli basit kurallara uyuyorum. Renkleri düzgün kullanmak, anlamlı kullanmak vesaire şeklinde. Ama absürt bir renk seçimi olduğunda ya da çok göze hoş gelmeyen bir yerleşim planı üzerinden bir rapor yapıldığında aslında bunu herkes hissediyor. Kötü olmuş görünümü yani. Bunu söylemesen de hissediyorsun. Benzer şekilde güzel tasarlanmış bir rapor olduğu zaman da bunu herkes fark ediyor. Kabiliyeti olsun o konuya ya da olmasın. O yüzden eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bir hafta mı aldı dedin değil mi? Təxminən hə, bir hafta mı aldı. Ama mən sevə-sevə etdim. Yani yorulmadım. Süper. Tamam, ben gördüm. Bir şey başka sorabilir miyim Kamala'ya? Kamala peki sen olur da finale kalırsan, bilmiyorum neredesin bu arada, Azerbaycan'da mısın, Türkiye'de misin, gelebilecek misin değilsen? Bakı'dayım. Alınsa elbette gelmek isterim. Hatta pasportu falan yenilemeyi düşünürüm. Sırf beynimde o proyekt var ki eğer nereye kalırsam tabii ki gelmeyi çok isterim. Peki inşallah bekleriz. Teşekkür ederim. Halil Hocam, sanki yurt dışına daha mı çok böyle hitap etti yaptığımız organizasyon? Ne diyorsun? Yoksa arkadaşlar hep yurt dışındalar mı? Vallahi bir bilemiyorum. Özellikle bir yurt içi, yurt dışı imasında ya da ayrımında bulunmadık. Katılamaz kimse. Hiç öyle bir şeyde bulunmadık. Biraz tesadüf herhalde. Ya da genç arkadaşlar dünyanın dört bir tarafına dağılmış. İkisi de olabilir. Ben tam bununla ilgili bir şey sormak istiyorum ama sesim geliyor mu? Doğru bildir. Biraz mekanik geliyor ama duyuyoruz. Tamam, kusura bakmayın. Ben de dışarıdan katılmak zorunda kaldım. Ben aslında size de yazmıştım Nitaptan. Benim Afrikalı bir arkadaşım, iş arkadaşım Türkiye'de yaşıyor. Türkçe birazcık konuşabiliyor. Katılmak istiyor. Katılmasında bir sakınca var mı? Sadece Türkler için olan bir Sadece Türkçe konuşanlarla sınırlandırsak sanki daha mı iyi olur bilmiyorum. Öyle mi? Ama bir sormam lazım yani. Yani Türkiye'de yaşıyorsa yani yeni taşındı aslında, bir ay oluyor ama Türkçe biliyor, Türkiye'de bir ekiple bir yıldır çalıştığı için. Ama tabii ki çok temel düzeyde biliyor yani, hani bu şekilde konuşamaz örneğin. Başvurabilir aslında ya, ben niye öyle dedim ki? Bilmiyorum. Fikrimi değiştirdim ben. Yani başka bir şeylere hani yol açar mı? Doğrudan hani yurt dışından katılanlara vesaire yol açmış olabilir mi bilemedim. İsterseniz daha sonra bir değerlendirelim tekrar. Çok tamam. Emin olamadım. Tamam. İkameti şu an Türkiye'de. Yani hani Türkiye'de yaşıyor artık. Sadece yeni taşınmış birisi ve hani daha Türkçesi ilerlemiş değil. Ama en kötü power bir yerle ilgileniyor. En kötü ben benzer şeyi söyleyeceğim gene. Ya her halükarda buradaki bütün arkadaşlar, herkes finale kalma şansı yok maalesef. O kadar lüksümüz yok ama bu modelinizi oluşturdunuz, LinkedIn'de paylaştınız. İnsanların sizin yaptığınız işleri görmesi açısından, isminizin duyulması açısından bir artı da ekleyecektir. Yani en kötü avantajı diyelim bu olacaktır. O yüzden bence her halükarda başvurun. Oradan gelebilir miyim, buradan gelebilir miyim bilmiyorum. O sonraki konu olsun, siz bir başvurun. Eğer düzgün iş yaparsanız, çünkü bunun farkına varan insan sayısı çok fazla oluyor. Power BI İstanbul. Evet, sadece ona benim galiba yönetmelikleri çevirmem gerekecek değil mi? Yani sizin öyle bir İngilizce hazırlığınız yok. İngilizce sunabilir isterse siz başvursun bence. Bir tamam. Şey yapsın. Tamam. Ben bir öneride bulunsun. Ya daha doğrusu bir soru sorayım. Bilir nedir samimiyetiniz arkadaşımla bilmiyorum ama belki ikiniz birlikte katılabilirsiniz yani.
Aynen. Evet, o da mantıklı. Doğru, grup alınabildiğini ben bilmiyordum. Bireysel anlayacağım girmeden bu toplantıya. Power BI İstanbul başvuru sayfasındaki lütfen bütün maddeleri okuyun tek tek. Orada tamam, aklınıza gelen bütün durumları tek tek yazdım ben ne yapmanız gerektiği konusunda. Yani bizim de bunu yönetmek açısından daha kolay yapacağımız bir durum olur bu. Belki sizin için de daha iyi olabilir yani, bilmiyorum. Evet ya, peki orada bir hani iki kişi, üç kişi gibi üst sınır var mı? Yani sınır saymadık yani, ama yani 20 kişi de katılmayacağınızı düşünüyoruz yarışmaya. Hani iki ya da üç kişi ideal aslında. Yani bir de 15 dakikalık bir sunum için evet 3 kişiyi geçmemesi ideal olur. Evet, 3 kişi bence ideal. Tamam. Maksimum 3 kişi olacak şekilde diyelim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Peki, teşekkürler sorun için Bildir. Evet, Melek Hanım katılıyor musunuz? Melek Kahraman. İsminizi gelince gördüm yani. Katılmak isterim açıkçası. Sadece şey konusunda hani özellikle genç arkadaşlar diye çağrışımda bulunuyorsunuz ya. Evet. Ben biraz deneyimliyim. Kabul olur mu? Eğer olursa seve seve katılırım. Vallahi bilmiyorum. Bu kadar genç arkadaşla konuşunca demin yaşlı hissediyorum diyordum. Bir anda genç hissediyorum. Ben olsam ben de katılacağım. Yani sponsor olmasam katılırdım. Tamam, mutlaka katılacağım o zaman ben de. Peki, teşekkür ederiz. Bekliyoruz o zaman başvurunuzu. Tamam. İş yoğunluğu falan deyip katılmazsanız hatırlarım bunu. Sonra bir yerde karşılaşacağız büyük ihtimalle. Tabii ki, mutlaka katılacağım. Yüzünüze vururum. Çok keyif alıyorum o tür durumlardan. Yaştan da kurtaramazsınız valla Melek Hanım, söyleyeyim. Tamam, ben anlaştık. Mutlaka katılacağım. Çok teşekkürler. Okey. Arkadaşlar kameralarınızı açın. Sorunuz varsa sorularınızı sorun. Çekinmeyin. Merhabalar, ben Soner. Merhaba Soner. Halil Üstadım, ben bu gençlere yönelik olması çok hoş bir şey. Biz tabii biraz daha genç değiliz ama katılmak katılmak istiyoruz ama o gençlere yönelik vurgusu çok hoştu. Aynı o bağlamda, aynı o minvalde keşke sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şeklinde olsaydı bu. Ulusal olduğu zaman, tüm dünyaya açık olduğu zaman, yani bunun ucu bucağı yok. Siz LinkedIn'de çok tanınıyorsunuz, yani takip ediliyorsunuz. Yurt dışına, bütün dünyaya açık olduğunda bu Türkiye'deki gençler ve Türkiye kavramı yani çok az olacak gibi. Keşke sadece Türkiye'de olsaydı. Çünkü Power BI İstanbul adı altında, sizin çatınız altında Power BI Türkiye, Microsoft Türkiye, bunların hepsi Türkiye, İstanbul, sponsorlar Türk firmaları ama tüm dünyaya açık oluyor. Yani benim için sıkıntı yok. Ben her halükarda katılacağım, katılmak istiyorum. Yani bu sadece benim bir öneriydi. Bence diyerekten yaptığım yorumum. Tabii herkesin hem fikir olmasına olmayabilir yani. Bence diyerekten, Soner olaraktan yaptığım bir yorumdu. Bir de LinkedIn'de paylaşacağız projeyi. Bu projenin görselliği, renkleri diğer kişiler gördüğünde, yani bir rekabet ortamı var. O LinkedIn'de paylaşma son günlere doğru mu olmalı, yani nasıl olacak? Yok, son günlere falan değil. Hemen hazır hissettiğiniz anda yayınlamanızda hiçbir sakınca yok. İyi gördüğünüz bir işi tekrarlama beceriniz, kabiliyetiniz varsa tekrarlayın. Bunda hiçbir problem yok. Benim kendi yaptığım raporların tasarımlarıyla ilgili benim bir öncelik sıram var. İş tarafından, iş sorularından gelen ama tasarım anlamında o kadar çok kaynağa bakıyorum ki bazen uygun zaman bulduğumda bazı beğendiğim tasarımları tırnak içerisinde kopyalıyorum. Bu çalmak değil, oradaki IP ya da verilen emeği şey yapmak değil ama esinleniyorum. Hatta bunu blog sistemde de yazdım, birkaç yazıda belirtiyorum özellikle. Şu raporu çok beğendim, bunu da buna benzetmeye çalıştım.
O yüzden öyle bir rekabet ortamı yaratacaksa da iyi anlamda yaratacaktır. Bir, insanlar birbirlerinin yaptığı şeyleri gördükleri zaman bir karşılaştırma şeyi de kazanacaklardır. Diğer söylediğinize çok katılmıyorum. Şu sebepten bir Türkiye ile sınırlama gibi bir şey konuşmadık. Yurt dışından çok fazla başvuru olur mu? Birkaç yerde lafı geçti ama öyle bir sınırlamaya gitmeyi düşünmedik. Ama buradaki duyuruların tamamı Türkçe. Eğer Türkçe konuşuyorsanız, dünyanın neresindeyseniz katılabilirsiniz. Gelirsiniz, evet, gelebilirsiniz veya gelemezsiniz. O ayrı bir problem. Değerlendiririz onu. Ama onunla sınırlamayı çok tercih etmedik. Zaten bütün duyurusundan başvurusuna, yerine, sponsoruna, bütün kaynaklarına kadar bütün organizasyonu biz yapıyoruz. Evet. Bir de tabii özellikle ödül töreninin yerinde olmasını istenmesi ve Microsoft'un Türkiye ofisinde olmasını istememiz de aslında hedef kitlemiz buraya özgü. Ama tabii katılımcılar da gelip vakit ayırınca ve katılmak istedikleri zaman da duruma göre değerlendireceğiz diye aslında karar aldık gibi bir durum oldu. Dikkat ederseniz Azerbaycan'dan var, Kosova şeyleri var. Aynen, biraz önceki arkadaşlardan Kamal'a bir başvuruda bulunduğu için söylüyorum. Gayet de güzel gözüküyor. Eğer teknik olarak da belli şartları sağlamışsa ben yüksek puan vereceğim. Kamal'ın da Azerbaycan'dan gelmesi, ödül alması şahsen benim için gurur kaynağı olur. Bu organizasyon amacına ulaşması açısından çok iyi bir tecrübe olur. Sevindirici. Tamam, teşekkür ediyorum şimdiden. Başarılar herkese. Teşekkür çok ediyoruz. Evet arkadaşlar, sorusu olan varsa çekinmeden lütfen açsın mikrofonunu, sorsun. Emre buyur. Hocam merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim sorum teknik tarafıyla alakalı olacak ama bu verinin modellenmesi kısmıyla alakalı. Şimdi biz datayı bir CSV file olarak elde edeceğiz. Bu datayı normalize ederken Power Query kullanmak zorunda mıyız veya Power Query dışında başka harici teknolojilerle de çalışabiliriz? Sadece Power BI, sadece Power BI. Eğer verinin şeklini değiştirecekseniz, veride bir garip durum varsa bir şeyler ekleyecekseniz ya da ülkelerin bayraklarını getirecek, ne yapacaksanız yapın, sadece Power BI içerisinde. Tamam, anlaşıldı hocam. Teşekkür ederim. Teşekkürler sorun için. Okay. Fix Turn diye bir arkadaş var. Kimdir o? Fix Turn. Sorun var mı bize? Çok da kışkırtmayayım arkadaşları. Tamam. İsmin sonra gözüktü. Özür diliyorum. Sağdaki kişiler listesinde Fix Turn gözüküyor. Dikkatimi çektiği için sormuştum. Meriç Bey. Halil Hocam, başka soru yoksa istiyorsanız bitirelim. Tamam, son şansınız. Sorusu olan varsa memnuniyetle cevaplamaya çalışalım. Peki, o zaman çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese katıldığı için. Ayhan Hocam, Ahmet Hocam, sizlerin de elinize sağlık. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar arkadaşlar herkese. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Herkese başarılar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.